Bazı kızlar uzun tırnakları sever ancak her zaman kullanımı kolay değildir ve bazen korkutucu bile olabilirler. Romantik bir akşam, lezzetli yemekler, biraz içecek. Tarık kız arkadaşını sabırsızlıkla bekliyor. Ah işte geldi. Bir bakalım ben kimim? Wolverine mi? Ah Selin sevimli bir şey yapmak istedi. Ama tırnakları ona engel oldu. Sonuç çizilmiş bir yüz. Bu utanç verici. Pekala bunu unutalım. Hadi afiyet olsun. Tarık yemek çubuklarını alıyor ve sushi yemeye başlıyor. Ama Selin'in yemek çubuklarını idare etmesi çok zor. Böyle bir manikürle oldukça zor. Ancak hemen bir çözüm buluyor. Uzun tırnaklar çubuk kadar iyi değil midir? Tabii ki öyledir. Hatta daha iyidir. Tarık bir sebepten ötürü iştahını kaybetti. Ama Selin'in iştahı hiç kaybolmadı. Belki bir içecek rahatlamasına yardımcı olur. Tribüşon yok. Bir çubukla açmayı deneyelim. Kız arkadaşının böyle tırnakları varken bu çok zor değil. 2 saniye içinde işlem tamam. Ne kadar faydalı bir manikür. Uzun tırnaklı kızlar spor salonuna gitmekten de hoşlanırlar. Her ne kadar bu pençelerle spor giyinmek biraz zor olsa da, yani unut gitsin. Bu kıyafetlerle de olur. Alara'nın planı plank yapmaktı. Oldukça zor. Özellikle ellerinde uzun pençeler olduğunda. Ağırlıklara ulaşmak da pek kolay değil. Ama Alara'ya plank yapmakta yardımcı olabilirsiniz. Küçük bir cesaretlendirmenin zararı olmaz. Tek yapmanız gereken tırnaklarınızı arkadaşlarınızın karnının altına koymak. Hadi Alara yapacaksın. Kesinlikle. Sivri uçlara düşmek gerçekten yapmak istediği bir şey değil. Hala temizlik yapmalısınız. Ama önce eldiven giymelisiniz. Yoksa manikürünüz zarar görebilir. Çok akıllıca. Ah hayır. Tırnaklar eldivenleri deldi ve dışarı çıktı. Yapacak bir şey yok. Temizlemeye başlayalım. Paspasları sıkmak kolay değildir. Uzun tırnaklar başa bela. Ve şimdi camları silmemiz gerekiyor. Ah hayır. Camdaki tırnakların sesi. Belki de cam yeterince temizdir. Herkesin kulağını mahvetmeyi bırakalım. Ah piknik için harika bir hava. Kızlar çimlere bir battaniye yayıyorlar. Ve güneşin tadını çıkarıyorlar. Kızlar yanlarında atıştırmalık da getirmişler. Bir elma al. Sırtıma biraz güneş kremi sürer misin lütfen? Selin şişeyi açıyor ve güneş kremini Alara'nın sırtına sürüyor. Ama ne kadar nazikçe yapmaya çalışsa da uzun tırnakları arkadaşının cildini çiziyor. Aa, acıyor. Ve işte sonuç. Evet sanırım bugün için güneşlenmemiz bitti. Uzun tırnakları olan kızlar için bir başka zorluk giyinmektir. En sevdiğiniz kot pantolonlar bile başlı başına bir iştir. Pençeleriniz olduğunda ceplerinizi içine sokmayı deneyin. Ama bu savaşın sadece yarısı. Onları parçalamamak neredeyse imkansız. Selin tırnaklarıyla normal kotu yırtık kota dönüştürdü. Bu bir felaket. Ama yine de geçilecek bir sınav daha var. Ayakkabı giymek. Bağcıklı spor ayakkabılar o kadar da zor görünmüyor, değil mi? Bu tür manikürü olan bir kız için zor.
tırnakları engel oluyor. Bu başlı başına zorlu bir iş. Aa hayır, ayakkabı bağcığı Selin'i esir aldı. Yardım edecek birini bulmalıyız. Ellerin yıkanması kesinlikle büyütülecek bir iş değildir. Evet, öyledir. Alara uzun tırnaklarla sabunu almaya çalışıyor. Evet, işe yaradı. Tamam, ellerini yıkadın ama küçük bir sorun var. Tırnaklarının altındaki sabun ne olacak? Çok fazla sabun var. Banyoda kalmanız gerekecek. Ah hayır, aynı zamanda sıçratıyorlar. Tamam, şimdi sırılsıklam oldum. Bu en kötüsü. Akşamı sevgili büyükannenizle geçirmek çok güzeldir. Ne kadar rahat. Lambanın çalışmadığı durumlar hariç. Ampulü değiştirmek gerekiyor. Alara halleder. Ancak lambayı tırnaklarıyla çıkarmak çok zor. Yapamıyor. Ve büyükanne durumu daha da kötüleştiriyor. Ah, işe yaramazsın. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Ben senin yaşındayken... Aa, şiş kırıldı. Tam bir felaket oldu. Neden Selen'in tırnaklarını kullanmıyorsunuz? Hadi parmağını ver. Vay canına. Bu harika. Ve telefonun ışığı geçici olarak lambanın yerini alacaktır. Mükemmel. Uzun tırnaklarınız varken makyaj yapmaya ne dersiniz? Alara kaş kremini açıyor. Tırnağıyla alıyor ve kaşını onunla kapatıyor. Bu oldukça iyi. Fırçaya neden ihtiyacınız olsun ki? Şimdi eyeliner sürelim. Eyeliner'ı açalım. Fırça mı? Gerek yok. Tırnaklar bunun için mükemmeldir. Çok yetenekli. Harika sonuç. Parti harika. Selin ve Alara çok eğleniyorlar. Nefis atıştırmalıklar. Uzun tırnaklar burada da işe yarıyor. Boom! Tırnaklar şiş gibiler. Bu kreatif bir şey. Arkadaşlarınızı da besleyebilirsiniz. Doğrudan elinizden. Tırnaklarından mı yedim? Oh. Ah, çok hassassın. Keyfine bak kızım. Dans pistini zapt etme zamanı. Coşalım. Bu çok eğlenceli. Herkes dans ediyor ve eğleniyor. Selim ve Alara ortaya çıkana kadar. Kimsenin gözünü oymamaya dikkat edin. Bu bir kılıç dövüşü gibi. Diğer insanlar mesafelerini muhafaza etseler iyi olur. Çünkü hareketleri kontrol dışı. Ve ellerini hafifçe sallamaları ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ama neyse ki kızlar masalarına geri dönüyorlar. Uzun tırnakları dikkat çekiyor. Evet. Ceketini Selin'in tırnaklarına asan bir arkadaşın dikkatini çekti. Bu aptalca bir şaka arkadaşım. Süslü tırnaklarını bir elbise askısıyla nasıl karıştırdın? Selin hiç mutlu değil. Evet, bu garip oldu. Ne yazık ki müzik sonsuza dek sürmedi. Hoparlörün şarjı bitti. Eğlence bitti mi? Sorun değil. Selin ve Alara halleder. Bir ukulele ve davul çalıyorlar. Uzun tırnaklar telli müzik aleti çalmak için çok uygundur. Ve davul çalmak için de. Bu marakasları alın kızlar. Ne güzel bir parti. Böyle bir eğlenceyle hoparlöre ihtiyacınız yok. Gerçekten uzun tırnakları sever misiniz? Tırnaklarınız ne kadar uzun? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece komik hikayelerimizi kaçırmazsınız.